Sevgili seyirciler, devam ediyoruz. İkinci bölümde Omar ve Biz'in ekibiyle birlikteyiz. Biraz önce biz aslında reklam arası vardı ama biz o arada filmi seyrettik. Soru cevaba katıldık ve buradayız şimdi. Her şeyden önce katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve filmi de şimdiden tebrik ediyorum. Çok güzel, anlamlı bir film olmuş. Konuklarımı tanıtayım. İki yönetmen... Marina Er Gorbaç, yanlış söylemeyeyim, Mehmet Bahadır Er, Tarşçer Yakup ve Cem Bender. Hoş geldiniz. Şimdi bu filmi konuşalım, biraz da izleyiciyi de konuşalım diyorum. Şimdi film ilk Varşova'da gösterildi. Burada Türkiye premierini yapıyor. Siz filmi birlikte yaptınız karı koca olarak, onu da vurgulayalım buradan. İki yönetmeni olan bir film. Senaryoyu ben yazdım. Siz yazdınız. Nereden ilham aldınız bir kere hikayeyi? Oradan başlayalım. Ben tanıştığım bir göçmen, tesadüf eseri tanıştığım bir göçmenin hayatından çok etkilendim. Yani yaşadıkları Pakistan'da, yaşadığı bölgede savaş başlıyor, İran'a geçmek zorunda kalıyor, pasaportunu kaybediyor, Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de günübirlik işlerde çalışıyor. Bunları anlattı, bir berberde çıraklık yapıyordu bu sırada. Bunun sonunda da ya ben aslında kameramanım dedi ve bunu İngilizce konuşuyordu. Böyle beni böyle bir yarım saatlik konuşma içerisinde birkaç kez ters düz etti. Ve istediği şey burada kalmak, çalışmak vesaire. Onunla böyle berbere gittikçe geldikçe sohbet ettik vesaire. Çok insan yanı, bir yere tutunmak istediği, bir hayat kurmak istediği meselesi beni çok etkiledi. Böyle ya haftaya giderim bir daha konuşurum vesaire vesaire sırasında bir sonraki hafta yoktu. Yani gitmişti. Nereye gittiğini bilmiyorduk. Böyle bir varmış bir yokmuş hikayesi beni çok etkiledi. Oradan tamamen sonra bambaşka bir kurmaca hikaye gelişti. Ama filmin içerisinde Marina ile bunu konuştuğumuzda Marina işte bir sanatçının savaş içerisinde kalan bir sanatçının nasıl yitip kaybolabileceği meselesi bizi etkiledi. Onun üzerinden filmi tasarlarken de hep onun üzerinden tasarlamaya gayret ettik. En sonunda bir Omar ve Biz hikayesi çıktı. Evet, Omar ve Biz aslında kısaca anlatalım. Emekli bir asker, fazla da anlatmamak lazım tabii. Emekli bir asker var, siz canlandırıyorsunuz. Müthiş de canlandırıyorsunuz, bu kadar olur yani. Şunu soracağım, merakımı hemencecik gidermek istiyorum. Ailede bir asker var mı? Siz daha önce askerlik, profesyonel asker olarak mı hayatınızı geçirdiniz? Ya da nasıl oldu yani? Gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. Bu çok müthiş bir oyun çıkarmışsınız. Teşekkürler. Ailede bir asker yok. Hatta askerlikle uzaktan yakından alakası yok ailenin. Bahadır'ın çok yardımcı oldu bana. Onun kişisel tarihinden birazcık yararlandık. Babası asker. Tamam, yani mutlaka bir... Evet, yani öyle bir bilginin sette olması ya da öyle bir bilgiyle çalışmak bambaşka bir yere götürüyor insanı tabii. Böyle yani hani şey, bir askerlik şey üzerine, ha, tabii ki setten önce, filmden önce bunun üzerine işte bir takım görüşmeler yaptık. Bir takım dersler aldık. 5-6 aylık bir ön çalışma oldu, değil mi? Ne dersleri aldınız? Ya filmde olmamasına rağmen hani yakın dövüş çok yararı oldu. Bir de tabii ki hani kişisel bir şeyim okumak, yani hani daha önceki yapılan şeylere bakmak. Bir askerin ritmi nedir? Bir askerin ruhu nedir? Böyle böyle hazırlandık. Evet, sert bir karakter. Tabii ki asker olmasından dolayı çok disiplinli, sert ve biraz uyumsuz da belki. Çevresiyle, karısıyla, oğluyla iletişim sorunları var. Ve bir gün hayatına iki kişi giriyor. O da Tarj, filmde Omar.
Ve diğer kızın ismini unuttum. Hala. 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 Maria. Ya Maria. Hem şeyde filmdeki ismi Maria. Ve hayatlarına giriyor. Ve hayatı aslında bir şekilde sorgulamaya başlıyor. Biraz Maria ile Omar ona bir ayna tutuyor gibiler. Bu çatışmayı biraz anlatır mısınız? Ben Cem Bey'in de oyunculuğu ile bir şey söylemek istiyorum. Aslında Cem Bey asker oynamıyor. Cem Bey bir aileyle, başka insanlarla zor kuruyan ilişki, bir yaralı insanı oynuyor. Tabii ki formu, fizik alışkanlıkları, o probaları, ama içinde duygusal olarak her zaman kendine duygular tutarak oynuyor. Eğer bakmışsınız, bu oyuncu, Cem Bey oyuncu olarak hiçbir zaman vermedi duygulara dışarıda. Ama biz seyirci olarak ne hissediyoruz? Bomba var içinde. Aslında bu bize etkileniyor. Durumu anlatabiliyorum. İnsan olarak anlatamıyor kendini. Büyük bir yara aslında. Tabii. Şimdi filmin bir noktasında neredeyse bu vicdanla vicdanla aklı arasında bir çatışma var film boyunca. Aynen. Aslında. O gidip gelmeler çok enteresan, çok iyi geçiyor insana gerçekten. Şimdi aslında kötü bir insan gibi, etrafına çok sert davranıyor, iletişim kuramıyor, karısıyla öyle, oğluyla öyle, ipleri koparmış gibi. Fakat bir taraftan da bütün bu vicdan tarafı, yani filmin işte vicdanı temsil eden, ben anlatıyorum, ben anlatmayayım, siz anlatın. Hayır, ben anlatmayayım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Yok, lütfen. Size, lütfen, lütfen. Lütfen siz anlatın. Çok net anlatıyorsunuz, çok doğru. Tabii ki oğlunu sarılmak istiyor ama sarılamıyor. Ya orada siz de neredeyse sarıl, yani evet, beraber. Bir sahne var. Sarılamaz tabii. Evet, bir sahne var ama orada, şimdi burada itiraf ediyorum. Tarja, Omar'a yüzme öğrettiği sahne ve orada sarıldıkları, yani onu kurtardığı sahnede. Anlatmayayım. Evet. Evet, orada aslında kendini sarılmayan bir oğlunu buluyor. Evet. Ama işte... Aslında benim hani oyuncu olarak tutunduğum yer bütün bu İsmet karakterinde oğluyla olan meselesi, son ayrıldıkları, gittikleri sahnede bütün her yerde vardı. Aslında oğlu gittikten sonra Omar'la ilişki kurmaya beceremiyor. Evet. Beceriksiz bu anlamda adam. Bunu yapmaya çalışıyor. Zaten de beceriksizce yapıyor onu. Evet. Yani asker kimliği vesairesi falan, tabii ki bunlar da önemli. Asıl bendeki şeyi, hani alt metni daha çok ailesiyle, oğluyla özellikle iletişim kuramamasından, onu ateşleyici olarak daha, evet, çok tutmaya çalışmıştım. Ben Omar'la devam, Omar Tarja devam etmek istiyorum. İsterseniz mikrofonu alın. Siz kendiniz bir kere Suriyelisiniz ve mültecisiniz yanlış bilmiyorsam. Evet, aynen. Ve oyuncusunuz. Bu filmde de herkes çok çok iyi oynamış. Bir kere diğer insanları da burada, oyuncuları da hemen analım. Menderes Samancılar, hala onun soyadını okumakta zorlanıyorum. Alsayes ne? Hele. Neyse, bizi affetsin. Usan Çakır oynuyor filmde. Bir de Uygar Tamer var. Uygar Tamer var bir de tabii. Siz de müthiş bir oyun çıkarıyorsunuz. Biraz da kendinizi mi oynadınız? Nasıl? Aslında yani mesela evet, filmdeki yaşadığım gerçek var. Biraz gerçek yaşadığım şeyleri var. Ama biz mesela kostüm provaları yaptıktan sonra hoca bir şey yaptı. Şen Omar'ın
tişörtte Salah var. Mo Salah da Mısırlı bir oyuncu ve ünlü bir oyuncu. Orada başka bir şey benim aklıma geldi. O zaman burada Omar Suriyelileri sadece temsil etmiyor. Bu bütün mültecileri temsil ediyor. Ve onun için birazcık Suriyeli olduğumu uzaklaştım. Mülteci olarak kendimi anlatmak. Yani ne Suriyeliliğini, Iraklıyını, Afganlıyı, mülteci sonuçta ve bazı noktalarda aynı şeyleri yaşıyorlar. Evet, bu sert, kötü, çok zor bir hayat mutlaka. Şimdi siz Türkiye'desiniz, biraz sizi tanımak da istiyorum. Merak ediyorum, neler yapıyorsunuz, kaç senedir buradasınız? Ben 7 sene önce Kaş'a geldim. Direkt İstanbul'a geldim. Tek başıma geldim. Nasıl geldiniz buraya? Kaça geldim. Sonrasında biraz parayı falan toparladım. Annemi, ailemi getirdim benim yanıma. Ben normal hayatta çalışıyorum. Ve bazı şeylere mesela hafta sonu falan eğer bir projemiz falan vardı, tiyatro ile ilgileniyorum falan. Yani hem oyunculuk yapıyorum hem de normal hayatımı çalışıyorum yani. Çok güzel. Siz nasıl bir araya geldiniz? Cayla. Kadıköy'de şöyle bir yer vardır. Sergi ve hem kafe gibi falan bir şey vardır. Orada bir benim arkadaşı, o da ressam Ömer Bey kadar. Hocalar onlar tanıyor ve sormuşlar yani oyuncu falan var mı buradan? Biz onu tanımıyorduk aslında. Biz her yerde aradık. Evet. O süreci anlatır mısınız? Evet, o çok bir zordu. Çünkü Bahadır da başka bir yerlere gitti. Anlatmak isterse anlatabilir. Yurt dışında bile baktık ama o statüsle. Ama yurt dışında aynı olmuyor. Yani biraz daha rahat hayat gibi oluyor. Ama yine de o fikir vardı bizde hep. Motordu. Yani bulalım mutlaka var. Sonra nasıl olduysa birisi söyledi bize, ani söyledi bize. Böyle bir yer var, lütfen oraya gitmesi lazım. Biz hemen oraya koşa koşa gitti. Bir de Ömer Bey'e çok büyük selam. Herkese, birçok arkadaşlar gelmişler, sadece Taş gelmedi. Arkadaşlar gelmişler ama Taş geldi zamanında, bu bizim Ömer'im, bana net bir his geldi. Çünkü Taş ilk konuşmada konuşamıyordu. Hiç konuşamıyordu derken? Heyecan vardı. Yani. Çok belliydi yani. Anlatmak istiyorum. Tabii. Terliyordu devamlı. Bir de yani bu çok dokunuyor insana. Ne kadar ihtiyacı var? Ne kadar... İstiyor mu yani? Çok büyük bir ihtiyaç. İstemek başka bir şey, büyük ihtiyaç başka bir şey. Ben en az öyle düşünüyorum. Bir de benim kalbimde kaldı Ömer olarak. Baktık mı daha sonra oyunculara? Baktık. Baktık, bayağı bir de baktık. Sonra probalara çağırmaya başladık Cem Bey'le beraber, Usan'la beraber. Cem Bey Taş'tan sonra hemen bize geldi. Bu Ömer. Biz farkındayız bu Ömer. Farkındayız. Öylece bir güzel bir buket oldu. Bakarsınız Uygar Hanım da, Uygar Tamer bence kısa bir rol ama çok önemli. Çok önemli. Evet, ben çok mutluyum o bizim çok... filmde. Aslında hala aynı şekilde. Evet. Evet, hele kendisi çok... Hele okumuyoruz. Hele, evet. Biz, hala işte oraya evet, gidiyor hemen evet. Dilimiz yani. Çok orijinal bir insan. Böyle tüy gibi. Tüy. Hani uçacak bir şey olacak şeyiniz var sürekli böyle. Ve hiçbir şey yapmıyor yani. Oyuna girdiğinde bazen böyle insanlar vardır. O da mı vardır. Oyuncu. Evet. Yani. Ben sahnede de izleme şansım oldu. Hele çok etkilendim. Yani, orada mı Türkiye'de yaşıyor? Evet, Türkiye'de yani. Yaşıyor. Durdu. Evet. Yani. Film zamanında Türkiye'de. Şu an Fransa'da. Anlattım ben zaten biraz önce. Onun bir böyle bir... Ailesiyle bir araya ailesiyle geldi. De, evet. Evet. O da ama 7 sene görmedi ailesi. Buradaydı. Çok iç parçalayıcı hikayeler tabii ki. Şimdi müzik yok dediniz. Yani müzik olmadığını görüyoruz fakat hele demişken hele
müthiş bir şarkı söylüyor. Bir türkü. Evet. Ya, bilmiyorum. Müzik Hele'ye bıraktık. Hele'ye bıraktık. Sese bıraktık. Aslında sesin de ritmi var. Buradan da Sercan Kupriel bir ses tasarımcı. Elden elden her yaprak, her böcek, her dalgayı elden yaptı. O da bu arada Bosna kendisinde. O da savaş. Bosna'da savaş zamanında bebekti, çocuktu. Çok yakın ona film geldi. Bir de hakikaten ünlü bir ses tasarımcı ama el işi gibi yaptı. Hissediyorsunuz değil mi? Peki karı koca birlikte yönetmenlik ya sormazsa olmaz. Sormaz ya, herkes soruyordur herhalde ama ben de merak tamam, ediyorum. Tamam, o zaman yani. Madem ikinci evet. kez soruyorsunuz utanmak gerek yok yani. Nasıl? Anlamadım. Ben utanmadan anlatayım. Tamam. Cevapları verebiliriz. Şöyle. Biz İsmet Bey'le İsmet olduk beraber. Olduk. Bazen insanlar anlamadılar seti niye ben bu kadar ismetleşiyorum ama olduk. Evet. Taj'la, Umar'la olduk. Setin ismeti. Yok yani rol yaparken biz çok yakındık oyuncularla. Evet. Görüntü yönetmen Aydın Bey Sarıoğlu, ona da çok teşekkürler. Zaten Bahadir'in ekipten bir görüntü yönetmen. İşte böyle bir kadraj kurarak, mizansen yaparak, oyuncularla proba yaparak, sonra beraber, hep beraber yardımcı yönetmenler, onlar da gelmişler, Mert var. İzliyorduk. Geliyor mu size bu his? Biz burada bu sahne şu istiyoruz, bu. Ve genel bir şey değil, bunu istiyoruz. Bu size geliyor mu? Gelmiyorsa onu biraz çevirelim, gelsin. Oyuncular da farkındaydı. Biz şu an ne yapabiliyoruz? Herkes biliyordu. Geliyor mu? Herkese geliyor. O zaman çekiyoruz. Olmadıysa tekrar çıkıyoruz. 10 tekrar olmuşları var. Çok hızlı çeken zamanlarda da vardı. Mesela bir ilk sahne iniyorlar mülteciler. Zor bir gündü ama herkes teşekkürler, çok iyi organize oldu. Onu da yaptık. Bir ekip, bir takım bir çalışmaydı. Sadece bizim ekibimiz değil yani komple 50 kişi. Siz... Yani çay iyi gelirse de önemli. Evet. Ersin. Ersin çok önemli. Ersin çok önemli. Şöyle biz... Sizin üçüncü filminiz üçüncü, beraber. Evet. Ben ticari işlerde de çalışıyorum. Dizi, reklam vesaire de yapıyorum. Aynı zamanda insan biriktiriyorsunuz ya. Yani bu film, özellikle bağımsız film, böyle geldim, kaşemi aldım, şu kadar çalıştım. La olacak bir şey değil. Başka özveri. Bir özveri gerekiyor. Zaten Türk sinemasını var eden şey hep bu oldu. Evet, çok bunu yakalayacak ekiplerle çalıştık. Böyle zamanla eledik onları. Yani bir işte çalıştık bir kişi. Bir işte çalıştık bir kişi. Onlar böyle bir rüya takım haline geldi. Geldik beraber. Yani mümkün olan imkan dahilindeki en yüksek konforda çalışmaya çalıştık ama işe odaklandık. Biz de beraber çalışırken de yani şunu sen yap, bunu ben yapayım gibi bir şey yok. Biz aslında herhangi bir konuya bakarken aynı perspektiften hemen hemen hiç bakmıyoruz. Yani işte kadın erkek meselesi, farklı kültürler meselesi, farklı eğitim biçimleri meselesi, yabancı, yerleşik, ben Ukrayna'dayken başka bir şey. Yani böyle bir herhangi 10 birimlik bir şeye baktığımızda ben bir taraftan başlıyorum, o bir taraftan başlıyor. Bir yerde buluşmanız gerekiyor tabii, değil mi? Hamurluyoruz, sonra evrensel diye bir şey var ya, evet. Nasıl ulaşabiliriz yani, neyle ulaşacağız, nasıl ulaşacağız, kime ulaşacağız, bir cevapları verelim. Bir de bunları nasıl yapabiliriz? Mesela tekrar söyleyeyim, o Varşova'daki yorum çok güzeldi. Yani, erkek güçlü, sert karakterin üzerinde kurulmuş bir hikaye, inci, naif bir stilde yapılmış bir film. Şimdi bu iki tane birleşip belki de sizin... atmosferler üçüncü bir efekt veriyor. Üçüncü bir duygusal efekt veriyor. Asıl böyle gibi bir şeydi bizim bir çalışması. Bilerek mi yaptık? Tabii ki bilerek yaptık. Öyle oldu değil. Bilerek yani bundan nasıl çıkabiliriz o işte bizim duyguları? Şey, evrenselliği nasıl yakalarız diye ona kafa yormanız çok güzel bir şey tabii. Yoksa çok hani yerel hikayeler ve yerel duygularla devam edilir. Halbuki onun arayışı tabii önünüzde
büyük bir yol açar. Ve sinemanın gelişmesine de işte evrensel dili yakalamak çok önemli. Ben biraz da izleyiciyi, şimdi festivaller o bakımdan çok güzel herhalde, sizin açınızdan da öyledir diye tahmin ediyorum. İzleyiciyle birebir karşılaşıyorsunuz, sohbet etme fırsatı yakalıyorsunuz. Ne gibi tepkiler alıyorsunuz? İzleyiciyi nasıl buluyorsunuz? Çok yine ben devam edeceğim, sustum. Şey çok etkiledi bizi, beni en azından. Şimdi birinci gösterim, birinci soru Omar nerede sorusu oldu. Böyle şey bir soruydu yani. Yurt dışındaydı. Evet, Polonya'daydık. Omar nerede diye bir soru soruldu. Çok değerli bir şey bu. Yani Omar'ı bulmak gerekiyor. Ama gelemiyor çünkü mülteci statüsü var. Gelemez yurt dışında. Evet. Bunu anlattığımızda da yani Avrupa Birliği vize olmuyor yani. Böyle bir şey yok. Konu gelmek istiyor tabii. İşte perde de sanatıyla size geliyor meselesinde. Şöyle bir şey var. Filmin içerisinde bu karakterle o kadar özdeşleşiyor ki izleyici. Evet. Hemen onu bulmak istiyor ve onun gelemediğini ve yasal sorunlar vesaireyi duyduğunda mesela geriye dönerek ha deyip tekrar yeniden bir şeyi anlamlandırıyor. Yani sadece olay kitap üzerinde bir göçmenlik değil, bir insanın kendi gibi olabilecek, aynı duyguları hissettiği bir insanın orada var olamıyor olmasıyla yüzleşiyor. Evet, bir seyirci söyledi zaten, onlar ve biz değil. Biz ve onlar. Evet. Sonra diyor ki ben ve onlar. Ben ve Omar. Çok güzel. Çok evet. Güzeldi, evet. Burada nasıl tepkiler aldınız? Daha yeni şuraya kadar. Sizden evet tepki bugün. Aldım. Evet, benden değil, ilk benden. Röportajdan. Evet, ben biraz heyecanlıyım. Heyecanlandım. Hemen öyle akabinde çıkıp o heyecanla buluştuk burada. Çok ilgi vardı. Çok soru geldi. İnsanların şunu hissettim ben, çok sahipleniyorlar. Seyreden, seyirci filmi sahipleniyor. Olabilir. Bu festival izleyicisi mi böyle, onu bilmiyorum. Belki hani öyle bir tarafı da vardır. O hissediliyor. Öyle olmasaydı böyle her okuma, onu biraz önce tartışıyorduk. Her filmi herkes farklı şekilde okuyabilir. Burada da onu gördük. Bence çok güzel tepkiler aldı. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Biz mutluyuz. Daha anlamadık. Daha yarın sabah konuşalım, gelirler evet. İnsanlar. Peki onları. Yolculuğu nedir şimdi? Bundan sonra vizyona girme ya da festival yolculuğu devam mı ediyor? Vizyona girecek misiniz? Ne zaman gireceksiniz? Yapımcı. Evet. Şu an festival kısmındayız. Çok güzel davetler aldı. Sadece Kasım ayında 6 festivale katılacak. Bazı festivalleri gidemeyeceğimiz için reddetmek zorunda kaldık. Böyle bir uzun, ta Haziran'dan, Mart'tan, Nisan'dan festivallerden davetler alıyor. Biz istiyoruz ki mümkün olan her yerdeki insanlara dokunsun bu film. Onlar da kendi yapabilecekleri şekilde Omar'ı arasınlar. Kendi Omar'ını bulsunlar. Vizyon meselesinde de bu süreyi tüketmek istemiyoruz. Yani bu büyüyen de bir şey. Bazı festivaller vizyona girince alamıyorlar teknik olarak. Onun için istiyoruz ki bu bir festival yolculuğunu en azından bir kısmını tamamlasın. Ondan sonra vizyona girsin. Niyetimiz o şeyi, yani tam böyle artık yeterli oluyor şeyine geldiğimizde vizyona sokacağız. Seyirciyle de buluşması için, yani böyle genel geçer kodlar içerisinde bir film olmadığı için seyircinin buna talep oluşması gerekiyor seyirciden. Yani evet. Ya ben bu duygunun talibiyim demesi gerekiyor ve gelip izlemesi gerekiyor. Onun için de insanlara işte böyle festivallerde, programlarda, gazetelerde vesairelerde kulak aşinalığı oluştuktan sonra muhtemelen seneye Nisan, Mayıs'ları buluruz gibi görünüyor. Peki, oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkürler. Filme de güzel bir yolculuk diliyorum. Bol seyircili, bol ödüllü inşallah. Teşekkürler. Bir yolculuk diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Omar ve biz ekibiyle birlikteydik. Programımızın sonuna geldik. Programımızın tekrarı gece 11'de.
Gelecek hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.